bugün sizlere güney ve kuzey idari binaları gezdireceğiz. Birimlerimizin yer aldığı bu binaları gezdireceğiz. Ofisleri görme imkanına sahip olacaksınız. Kaç odalıydı burası? 150 değil mi? 1150. Gezeceğimiz yerlerde kaç oda var? Saydık. Kuzey ve güney idari binalarda kaç oda var? Tahminen? Yarısı ise yarısıdır abi. Yok, tahminen soruyorum. Ana bina şurası. Kuzey ve güney idari binalarda burada. 600 oda. 800 1024. Oo. 1024 oda gezeceksiniz. Yapı süliyeti çok zedelememek için çok yüksek dizayn edilmemiştir. O yüzden yatayda yayılmıştır. Küçük bir alanda maksimum verim elde edilmek için formu E şeklinde dizayn edilmiştir. Burada korunan bir takım ağaçlarımız var. Bunlar korunmuştur ve peyzaj dizaynı ona göre dizayn edilmiştir. 3 tane anıt ağacımız var burada. Bir tane yalancı ceviz. Karaçam ve sedir ağacımız. Onun dışındaki ağaçlar hep yeni dikilmiştir. Burada hemen zemin katımız var. Öncelikle tabii alt zemin var, zemin var ve 3 kattan oluşan bir bina sistemi var. Tabii bu alt zeminin altında da bodrumumuz var. O bodrum katta otoparklarımız mevcut, gene depolarımız mevcut. Alt zeminde yemekhane bölümümüz var, gene mescidimiz var. Çeşitli idari personelin kullanabileceği odalar da mevcut oralarda. Hemen zemin katta da zaten şimdi devam edeceğiz. Zemin katımız protokol girişi, aynı zamanda gene memurlarımızın çalışma alanları da burada mevcut. Diğer 3 katta buna ektir. Memurlarımız da gene orada idari anlamda bu daireleri kullanırlar. Dilerseniz başlayabiliriz geziye. Buyurun. Buradan devam edebiliriz. Buyurun. Koridorlarımızın boyu 185 metre, boydan boya. Bu bilgiyi de burada paylaşmak istiyorum sizinle. Yaklaşık 1500 civarı günlük talep alıyoruz şu anda. Arkadaşlarımızın büyük yoğunluğu da bu talepleri okurlar, değerlendirirler, ilgili kurumlara yönlendirirler ve takibini yaparlar. Bakabilirsiniz. Bunlar uluslararası standartları, Birleşmiş Milletler'in standartlarında odalardır. Ona göre dizayn edilmiştir. Ali Taha Bey, Bilişim Teknolojileri Başkanımız kendisi. Burayı da yine gerekli bilgileri bize iletecekler. Bizim Bilgi Teknoloji Başkanlığı'nın olduğu yerdeyiz. Önce bir toplantı salonuna gidelim. Şimdi burası Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bütün sistemleri, aydınlatmasından tutun, otomasyona, altyapısına, bilgi teknoloji altyapısı, kablolu kablosuz ağ yapısı bir otomasyon halinde belli merkezlerden kontrol ediliyor ve burası bir akıllı bina. Ve gördüğünüz şu anda U binasının üçü de kendi başına akıllı ve entegre bir halde de çalışabilecek durumda. Bizim görevimiz Bilgi Teknolojileri Başkanlığı olarak bu bütün sistemlerin bilgi güvenliğini sağlamak. Eski sisteme bakarsak, eski köşkle burayı karşılaştırırsak, orada bütünleşik bir yapı yoktu. Her binanın altında kendine ayrı sistemleri vardı. Burada tamamen bir bütünleşik bir yapı var. En son teknolojiyle yürütülmüş. Cumhurbaşkanlığının isteklerini ve gereklerini yerine getirebilecek bir sistem. Yani en büyük farkını sorarsanız bize köşkle burası arasında, tamamen en son teknoloji ve bütünleşik bir yapı.
Binalarımızda akıllı sistem var. Teknolojiye uygun binalarımız. Tasarruflar da var bununla beraber. Nasıl tasarruflar bunlar? Gri su dediğimiz bir tasarrufumuz var. Şöyle ki, lavabolarda kullanılan su, gene burada çalışan bahçıvanlarımız var. Ve dolayısıyla burada gene onların da kullandığı lavabolar var, gene banyolar var. O banyolarda biriken sular ikinci kez depolanıyor, depolandıktan sonra arıtılıyor. Ve de tekrardan klozetlere veriliyor su. Gri su dediğimiz su gene külliyemizde kullanılmakta ikinci kez. Ve de gene koridorlarımızda elektrik tasarrufu yapıyoruz. Bu koridorlarda siz geçerken ışıklar yanıyor. Eğer kimse yoksa gene kapanıyor, ışıklar sönük vaziyete geliyor. Şimdi değerli basın mensupları, siz de gördünüz ki odalarımız iki kişilik. İstenseydi bu 20'şerli, 40'arlı açık odalara dönüştürülebilirdi. Ve şu anki tartışılan polemik konusu olan sayının 1/4'üne indirilebilirdi. Ekran bizim tasarladığımız bir ekran. Bu dinamik olarak okunma sayısı arttığında yer değiştiriyor, büyüklükleri değişiyor. Biz buradan aslında yine internet sitelerinde ilgi olan haberleri ve yayılmalarını görebiliyoruz. Mesela okunma sayısının yanında kaç haber kaynağında yayınlandığını da buradan görebiliyoruz. Bu gördüğünüz ekranda bütün kategoriler renklerine göre ayrılmış durumda. Bunun yanında da yine internet haber takibi için de Türkiye'deki 7500 sitenin dünyadaki 20.000 haber sitesinin haberlerini araştırabildiğimiz bir ekranımız var. Mesela bu sağ üst köşede görüyorsunuz, son 4 saat itibarıyla hangi haberin ne kadar ilgi gördüğü bu ekranda yansıyor. En fazla yer kaplayan haber, bakıyoruz, 10 aylık bebek faciaya ramakkala böyle kurtarıldı diyor. Üzerine tıkladığımızda 171 sitede bu yayımlanmış. Son 4 saat itibariyle değil mi? 968.000'de okunma sayısı olmuş. Yani hangi haberin gündemde ön plana çıktığını bu ekran sayesinde sıcağı sıcağına takip edebilme imkanımız oluyor. Evet, şimdi yemekhane bölümümüzdeyiz. Güney İdari Bina ve Kuzey İdari Bina olmak üzere iki kanatta da yemekhane bölümümüz var. Tabii buradaki yemekhane bölümlerimiz 500'er kişilik. Yine buradaki yemeklerde, daha doğrusu arta kalan yemekleri biz barınaklara yönlendiriyoruz. Ana bina orası, doğru. Seyir terası. Seyir terası. Orta bahçe. Orta bahçe. Tamam. Havuzumuz gene. Daha fazla yayılmamak adına formun bu hale gelmesiyle tipik bir ofis yapısıdır bu aslında. Maksimum kullanım alanını minimum yerde çözebilmek için düşünülmüş bir formdur. Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi 1950 yılında kurulmuş ve o günden bu yana hizmet veren, yalnızca kendi bünyemizde hizmet veren bir kütüphane. Hali hazırda 22.188 adet yayınımız mevcuttur. Bunun dışında 352 adet nadir eserimiz, basmamız ve yazmamız da mevcuttur. Duyurdu biliyorsunuz daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız. Buraya 5 milyon kapasiteli
bir kütüphane, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi inşa edilecek. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olacak. Bildiğim kadarıyla milli kütüphanede 1 milyon 500 bin tane kitap var. Burası 5 milyon kitaplı bir kütüphane olacak. Senedir yaklaşık arşiv belgelerinin restorasyonunu yapıyoruz. Atatürk döneminin belgelerinden başladık. Yaklaşık 8000 adet belge bitirdik. Anda Cumhurbaşkanlığı arşivimiz dediğim gibi 1908'den günümüze kadar olan devletin cümle yazışmalarını, dokümanlarını içeren bir yapı. Dijital ortama aktarılmış bulunuyorlar. Yakın zamanda ilgili arayüzlerimiz, yani yazılım arayüzlerimiz tamamlanınca bunları halka açacağız. Yani dijital, elektronik ortamda halka açacağız. Yani internetten bir araştırmacı girip kendisine bir ID edinip sonra research'ünü araştırmasını yapabilecek. Bu kürsü eskiden Çankaya Köşkü'nde de var olan, daha doğrusu başyaverlikte var olan bir kürsü. Tabi burada defteri mahsusa dediğimiz bir defter. Atatürk döneminden gelen bir gelenek bu. Şu anda hem Çankaya'da hem de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de geleneği devam ettirilen bir özellik. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız da görmeye gelen ama kendisini göremeyenlerin temennileri alınıyor. Ve burada kendileri o temennilerini yazıyorlar. Daha sonra bu temennileri direkt olarak Sayın Cumhurbaşkanımız okuyorlar, kendilerine sunuluyor. Burada algılanmış olan herhangi bir olumsuz durum dışarıdaki görevli personele haber merkezi kanalıyla ikaz ediliyor, anında müdahale ediliyor. Birkaç saniye içerisinde, yani çok fazla değil.